Ee, bir de Ayşe ile yaşanan bir tartışmanız vardı galiba ee, galiba aranızdaki şey cahil bir konusu vardı hatta bana böyle konuşmayın böyle söylemeyin gibi bir sesler yükselmişti evet. onlarla alakalı da görüntülerimiz var İzleyelim ardından buradayız gelip bana terbiyesiz diyorsun Reşat'a cahil diyorsun böyle konuşmalar yapıyorsun oraya geldiğimizde sizin olmadığınızı falan veya hepimizin yediğini düşünerek böyle bir konuşma yapmış olabilir. Açık örtebilirsiniz açmak yerine. Ee, sen Reşat'a cahillik demeyle de bahsediyorsun. Senin sert üslubundan dolayı ben orada terbiyesizlik yapma diye söyledim. Çünkü çok sert bir çıkış yaptım. Ben burada en küçüğünüzüm. Beni doğru bir üslupla da uyarabilirsiniz. Belki size göre hareket edemiyor olabilirim. Boş boğazlı da olabilirim. Ama bunu birbirimizi uyararak güzel bir dille anlatabiliriz. Bağırıp çağırmaya gerek yok. Cahit bana cahil deme ya. beni göstermeyin onunla ya. Yani abi gelme zamanı değil abi. Tam cahil kelimesi kabul etmiyorum Sarkin ben tamam. ya. Dayı etmiyorum sinirlerim gerilmiyor. O kelime ağzını almasınlar abi. Defalarca aynı şeyi sadece sen de farklı yaparsın. Lütfen beni rahat bırakın. Birbirini yiyin ben yaman altını yakarım. Yemek yiyeceğim. Tamam sakin. bir şey deme. Demeyin ne abi bana? abi 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 yaptığı şeyi dinlemediği için başkasından kulak dolma, kulaktan dolma hareketlerle davrandığı için cahillik olduğunu dile Bunu sorarsan burada e, bu konuyu şu şekilde değerlendirmiştim. Hani keşke Reşat orada kalsa ve konuşmaya devam etse. Bir anda duyduğun kelimenin ve sözcüğün etkisiyle parlıyorsun. Ve diyorsun ki ben bu olayın içerisinde yer almak istemiyorum. Çekip gidince bu sefer sen kendini ifade edememiş <laughs> oluyorsun. İnsanlar seni anlayamamış oluyor. Ve bence şimdi bu konuya bir açıklık getirebilir. Şimdi öncesi de var bunun. Yani öncesinde biz e, benim yanıma e, Steven geldi bir kere. Dedi ki Ayşe dedi senden konuşmak istiyor. Dedi. Dedim ve sen konuşsun dedim. Yani Niye şimdi, Steven geliyor? Yani Ayşe? şimdi ben de onu yani, ben zaten benim, mi benim, benim benim zaten sinirlendiğim konular bunlar yani beni kendimi belki ifade edemedim Survivor'dayken ama yani benim senden bir sıkıntım varsa. Ben sen giderim, gelirsin. ben giderim konuşurum evet. yani. Ya bana sen niye aracı gönderiyorsun ki yani? Sen avukatı mısın yani? Gün mü alacaksın benden benden konuşman için? Evet. Gel benden konuş. Ben bunlara işte şey oluyorum hani sinirleniyorum. Yani. Ondan sonra ben sinirli be, bir insan. Ben şimdi ben <laughs> lan eee Şeyde karşılaştık yani bu cahil mevzuları yani bu konuları benimle konuştuğu zaman da ben dedim ki ben kendim. Baran da o dönem bizde beraberdi. Baran da geldi bana dedi ki Ayşe sen lan, bu nedir dedim ya bir Baran'ı yollayasın bir Steven'i yollayasın. Bakayım dedim kim daha gelecek dedim ben yani, kimi göndereceksin. Bence kendi gelip benimle konuşması lazımdı. Evet. Ben yani bu bu kadar şeyler oldu bitti yani konular kapanmadı. Hayır bir dakika geliyor ne diyor sana Baran'la Steven? Hani Ayşe Hanım, lan... Reşat Bey Ayşe <laughs> Hanım'dan geliyoruz <laughs> biz hani. Randevu almak <laughs> istiyoruz. <gülüyor> Müsait olduğunu bir zamanda <laughs> Yüz yüze bir görüş, görüşmek mi istiyor? Yani ben ne, ben nasıl bu oluyor? olanlara rağmen ben gittim Ayşe'yi yürürken ben sahile doğru yürüydüm bir gün. O da e, kampa doğru yürüydü. Adadayız. Ayşe'yi gördüm. Ayşe dedim hani bana dedim Reşo diye dedim seslenme dedim. Yani ya Reşat de bana dedim. Ya Reşat abi de, dedi. Dedi ki bana sana hiçbir şey demeyeceğim bundan sonra. Aa dedim bak dedim işte Ayşe lan ben bu yüzden konuşuyorum. Cahil muhabbetinden sonra evet. oluyor. Evet ben, ben mi? hala oğları yani hiç duymamış gibi o cahil yani kelimesini hiç duymamış gibi zaten yaş küçük ne dediğini bazen anlamaya kendisi de söylüyor zaten ben diyor boşboğazlı olabilirim diyor. E gerçekten daha şöyle. Kötü niyetli bir kız değil. Değil Peki ama bu konu aklına gelen hemen senden özür diledim mi? Hani ben yanlış bir kelime sarf Bu ettim konu için gibi. en son en son hiç e, unutmayarım. Bu ödül oyunu var. Benim yeter diye isyan edip evet. suya atladığım kazandığımız evet. oyun var ya. Sayı alamadığında hiç bayrağı çıktığım Ayşe'nin. Sağar <laughs> da yetmez. Diye yani Yetmez diye bah. Hepsi üst, üst üste gelmişti. O gün biz ödül oyununa gittik. Ödül oyununda biz Ayşe'yle beraber oturduk. Ayşe dedim ben yani, ne gerek vardı ki bunlara dedim. Ben dedi bazı şeyleri biraz dedi geç gördüm dedi. Biraz geç fark ettim bazı şeyleri dedi. Ben de onun üzerine hiçbir şey demedim ona. Dedim ki yani hayatın devam edecek sen genç bir kızsın dedim. Bu Aleyna ile olan arasındaki. Arkadaşlıktan Muhtemelen. ötürü böyle yani, bir şey söyledim. Yani böyle. bilmiyorum artık çok da ben böyle hani eşelemedim de altını çok da sorgulamadım. Ama e, bu cahil mevzusu hiç kapanmadı. Bir üç dört kere tekrar etti bana onu kameralar önünde. Ben hiç yani <laughs> polimiğe girmek istemedim. Aslında onu. şey demişti sana hani cahil gibi konuşma dedi. Sonraki cahil. bir anlatma bak a, bil bakalım anlat bakalım hatırlamıyorum. Anlat, yani, anlat bakalım da evet cahilsin dedi. Hani sonra zaten konu uzadı daha çok. Senin sinirlenmene sebep olan buydu diye hatırlıyorum. Sen öncesinde de bu yani bu kadınlarla alakalı bir gerginlik yaşadığın için hiç Ayşe de bir kadın olduğu için hiç o tartışma şeyine girmemek istedin, değil mi? Ya, girmek evet. istedim bir ara Normalde için. hani bir şekilde hani niye bana cahil diyorsun. Bilmem ne, ne hani bir tartışma olur normalde böyle bir Hı, olur. durumda olur. ama hiç, sen korktuğun için girmedin bir hiç daha böyle girmedim. bir şey. Girmedim çünkü çekilmesin bu, bir şey dediğin zaman da bunlar alıp öyle bir götürüyor dallak, dallanıp bulaktır ki o yani o gidi yani konu o yana bir üçünün Birlikte bir bana sataşması vardı. Bütün konular kapanmış bitmiş hiçbir şey yok. Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan ve Ayşe. Üçü aynı anda bana bir kamp alanında yine öyle üçü birden bir yüklenmesi var. Yani ben bunları gereksiz buluyordum. Hiç yani üstlerine de gitmek istemiyordum. Yani gerek yok çünkü ne konuşacağım ne tartışacağım o Zaten üzülmüşüm bu kadınlara karşı benim evet. kötü davrandığımı bana orada o gün lanse edilmiş. Ben üzülmüşüm. <laughs> Böyle şeyleri de çok kafasına takan biriyim ben. Yani o senin çok modunu benim Başımızın tacıdır. Ben kadınlara nasıl kötü davranırım? mı? Peki neden bir gruplaşma oldu? Mesela kadınlar ayrı bir yerdeydi. Siz erkekler hep bir ayrı bir yerdeydiniz. Neden hiçbir araya gelemediniz? Ve takım kaptanı olarak mesela sen diyebilirdin. Arkadaşlar hani niye biz bu kadar çok kutuplaşıyoruz? Gelin hep beraber bir oturalım bunu çözüme kavuşturalım gibi bir konuşma şimdi hiç gerçekleşmedi. Şimdi Ay'dan sonra sanki o gruplaşma oluşmaya şimdi, başladı. Şimdi şöyle diyelim. Ee, Ayşe benim ilk zamanlarda en iyi anlaştığım yarışmacı kadınlardan bir tanesiydi. Ayşe beni gel, Ayşe gelirdi bana derdi ki beni anlamdan bir tane öp. Ben gidip sayıyı alıp geleceğim. <laughs> ben, Uğur. ben anneme anneme bile kendimi öptürmem. Mesela yani huylanırım böyle yani. Şey ederim öperdim onu. Alnından hadi git sayını al gel gider alır sayısını alır gelirdi. Çok da iyiydi aramız onunla bizim. Saat Kırılma 4. noktası Kırılma ne peki? Kırılma işte. noktası işte bu gruplaşma dediğimiz aslında insanların birbirinden iyi anlaşabilmesi mi diyelim? Yani dışarıdan gruplaşma diye gözüktü ama biz mesela ben e, Poyraz'dan iyi anlaşıyordum? Anlaşırım. Poyraz'dan ben sakatlığım döneminde Poyraz beni sırtında taşımıştır ya. Evet. Beni bottan inemezdim ben. Ayağımda şey olurdu, sargı olurdu, ilaç olurdu. Poyraz beni sırtına alırdı ki o ilaç ıslanmasın diye sırtında beni ada ada şeyine kadar taşırdı içeri kamp alanına kadar. Siz de biliyorsunuz eski evet, yarışmacılar evet, evet. bilirler. Yani Poyraz'dan yanlaşırdım. Hanzade, e, Doralan'da da iyi anlaşıyordum. Bir gruplaşma değil ki bu. Ben e, Alena Kalaycıoğlu'ndan da iyi anlaşıyordum. Bakın geçmişe, e, beni bütün performans e, oyunlarında e, kolyeyi kazanmıştır ve beni şey hep getirmiştir, ödüle getirmiştir. Aslında bir gruplaşma yoktu hiçbir zaman. Ama bir Uyuş, uyuşmamazlık vardı. Evet. Sonradan değil mi? Sonradan, Sonradan yani sonra. İnsanlar yani, net tavırlarını oluyor. ortaya koyunca, Karakterler ortaya çıkınca orada bir kopukluk oldu. Herkes herkesi başladı. daha iyi tanımaya başladı. Yani orada ilk zamanda kimse kimseyi tanımaya bir, bir tanışma aşaması var. Buradan e, başlayan bir yolculuğumuz var. Uçakta birbirini daha yavaş yavaş, yavaş yavaş tanıt, tanıdıkça tanıdıkça şey olayı ne oldu? Bu randevu almaya geldiler ya senden. O iş ne oldu sonra? Nereye vardı? Dedi ya işte R ben tamam, kabul ediyorum. sahilde yürüyordum Lan, falan dedi. Randevu alma olay mı? Randevu olmadı. <laughs> siz sahilde yürürken mi karşılaştınız? Ben, ay, ben şeye, kamp alanından şeye çıkardım. Sahile çıkardım. Ayşe, Ayşe de, Ayşe de beni orada rastlaştık Ayşe olan. Ayşe dedim. Hani bana deme. dedim. Bana dedim. Reşo deme dedim. Hiçbir şey demedi. Böyle dur dedim. Ya Reşat abi de dedim. Yani... Ya da Reşat de bana dedim Yani. Abi demek zorunda da değilsin. Bana dedi ki ben sana dedi hiçbir şey demeyeceğim. Ben de kendi kendime dedim ki Ayşan sen anlaşamazsın dedim. Ay şey aksi bir kız yani doğal o da benim gibi natürel büyümüş 20 yaşında bazen ne dediğini bilmiyor ama kötü niyetli değil. Ondan sonra ben şey yaptım bir mesafe koydum kendime dedim ki sen dedim kamp alanında ya da ada hayatında kadınlara karşı dedim. Yani biraz daha suskun kal dedim yani karışma çok işlerine yemek yaparken hani yapsınlar yemeğini memeğini. Ocakta yaptımlara yemek yapsın ne diye. Ben yemek yapılacağı zaman da giderdim ormana, odunu toplardım, kırardım, ateşi yakmaklık yapardım. Gene içim el vermezdi, otururdum o ateşin altını, tencerenin altını gerilerdim. Hem kızardımlar ama hem de bütün işlere koşardım.